Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, günümüzde Atatürk ve Kongre Müzesi'ne dönüştürülen tarihi binada ziyaret yoğunluğu yaşanıyor. Bina Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 2 Eylül 18 Aralık 1919'da Milli Mücadele Karargahı olarak kullanılmıştı. Ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşadı. Tarihi yerlerde gezmek insanı böyle kendinden alıyor. Yani o milli mücadelede mücadele eden bütün kahramanlarımızın koridorlarda yürümesi ve daha sonra bizim aynı koridorlarda aynı havayı solumamız bize mutluluk veriyor. Osmanlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden olan bina kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor. Sakarya'dan geliyorum. Sivas'a ilk olarak geldik ve burasının da bizler için maneviyeti çok çok güzel. Atamızın burada kongre şeyinde burada temellerini attıkları için de biz de çok çok mutlu olduk. Burasını görmek için geldik. Müzeye dönüştürülen tarihi binada biri interaktif, 5'i teşhir, 19'u karma, 25 odada milli mücadele ruhu yaşatılıyor. Atamızı anmak için geldik. Atamızı seviyoruz, ilkelerimizi seviyoruz. Bize bu güzel cenneti bıraktığı için ona sonsuz minnettarız. Atatürk'ün kaldığı oda ve kongre salonu yoğun ilgi gördü. Müzede milli mücadelenin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen Tarihi İrade'yi Milliye Gazetesi'nin basıldığı 134 yıllık matbaada ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Haftanın 6 günü açık olan müze, yazın 8-19, kışınsa 8-17 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.